Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Geçen hafta çok fazla takip etme şansım olmadı kişisel işlerimden dolayı. E, o yüzden e, piyasalarla çok fazla ilgilenemedim ama e, geldikten sonra da biraz daha takip etme şansım oldu açıkçası. Şimdi e, geçen hafta yine bir tweet atmıştım. Ereğli ya da işte diğer sektörlerle ilgili biraz e, bir video çekeceğim diye. Onu da önümüzdeki hafta içi çekmeyi planlıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. O da biraz geç kaldı. O eğitim tadında bir e, video olacak genelde. Şimdi gelelim endeksimize. Ee, geçen hafta e, şuradaki e, seviyeleri kırdıktan sonra e, 130 binleri görmüştü. Ve geçen hafta gerçekten çok korkulu bir e, rüya olarak başlamıştı hepsi. E, 130 e, 309ları görüp. Yani kapanışlar e, 1335'in 1350'nin altında olmuştu kapanış. Daha sonra e, Pazartesi günden itibaren e, işte Ermeni yasa tasarısının e, onaylanmasından e, korkuluyordu. O onaylandı. E, ama Pazartesi çok ciddi bir düşüş bekliyordu herkes. Çok bir düşüşle başladı çok ufak ama arkasından sert bir yükselişle birlikte 1350'nin üzerine attı piyasa. 1350'nin üzerine attıktan sonra da Zaten önemli kriter orasıydı. Ee, yeniden e, 1400'lere kadar geldi. Şimdi e, geçen hafta e, gördüğünüz gibi şurada e, şöyle bir artık hareket olmaya başladı. Şu şekilde bir e, trend çizmek daha mantıklı olacak. Şu şekilde bir e, üçgen düzeltme yapacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftanın e, kritik noktaları... Ee, 1406 e, ve 1417, e, 1418 seviyeler olacak bana göre. Şimdi BIST yüzdeki durumla BIST 30'daki durum farklı tabii ki. BIST 30'da tabii e, geçen hafta Ereğli'nin özellikle çok sert bir hareketi oldu, onun da etkisiyle birlikte BIST 30 biraz daha fazla e, yukarı doğru hareket etti. Şimdi bakın BIST 30'a baktığımız zaman da gördüğünüz gibi. Bist-30, e, Bist-100'e göre daha iyi bir performans sergiledi. O da aynı şekilde 1397'nin üzerine attıktan sonra e, önemli seviyeler olan e, 1470'lere kadar gelmiş durumda. Şimdi burada e, önümüzdeki hafta yine Bist-30 tarafında nereye bakacağız derseniz şu şekilde, e, 1485 seviyesi önemli. Yine aşağıda açıkçası e, 1400 seviyesi Bist-30 için söylüyorum. Önemli noktalar gözüküyor ama e, daha böyle e, geniş pencereden bakacak olursak şöyle bakın yani hemen hemen 1500 e, 1510 seviyeleri BIST 30 için önemli bir seviye yeniden BIST 100'e dönecek olursak da. Geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz noktalar halen geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Yani e, bizim yükseliş trendine girmemiz için e, 144, 1447 1450 seviyesi e, çok önemli bir nokta artık. Yani bu, bunun üzerine geçmeden gördüğünüz gibi sürekli satış geliyor. 1, 2, hemen hemen işte 3 defa satış geldi. Aşağıda da artık e, 1300'lü seviyeler çok önemli. Yani burada bir e, testere piyasası izliyoruz. Hatta e, 1350 seviyesi önemli açık, açıkçası. E, 1350'nin altında birazcık da e, ayı tuzağı yapmış olduğu durumda e, piyasa. Önümüzdeki hafta biz yüzde eğer ki e, 1418'in üzerine bir hareket olursa 1450'leri görecektir. E, arkasından da bunun kırıp kırma adına bakacağız. Ama buranın kırması için de yurt dışı piyasaların olumlu olması, bizim yurt içi e, görünümün durum olumlu olması gerekiyor. Ve en önemlisi e, yarın açıklanacak bir enflasyon verisi var. Şimdi enflasyon verisini de biraz sonra inceleyeceğiz dolarla birlikte. Ama yüzdeki son durum bu. Önemli seviyeler bunlar artık. E, bakacağımız noktalar buralar. E, 1350 ve 1450 seviyeleri arasında bir e, testere piyasası izliyoruz. Şimdi dolar e, grafiğine gelelim. Dolarda da e, geçen hafta da bahsetmiş olduğumuz bir düşen trend var. 8.44 8.45 civarında bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Geçen hafta yeniden bir düzeltme olsa da daha sonraki günlerde tekrardan yukarı doğru bir hareket oldu. Gördüğünüz gibi bu çanak formasyonu ya da fincan kulp formasyonu halen devam ediyor. Ee, yani artık e, 8.50 diyelim kabaca 8.50'nin üzerindeki hareketler çok ciddi bir e, ralliye bence sebep olacaktır. Çünkü 1, 2, 3 ve bu dördüncü defa bakın e, şu bölgede 1, 2, 3 ve dördüncü defa. Dördüncü defa buraya geliyor eğer ki e, burayı kırarsa e, bu seferki hareket çok sert olacak diye düşünüyorum. Şimdi bir de yarın saat 10'da e, enflasyon verileri gelecek. Geçen ayki enflasyon verilerini, geçen seneki enflasyon verilerine bakacak olursak, şimdi biz de yarın Nisan ayı enflasyonunu alacağız. Geçen ayki, geçen yılki 2020 Nisan enflasyonu 0.85'miş. 0.85'in üzerinde gelecek olan bir enflasyon verisi, şuradaki 16 19luk yıllık enflasyonu ne kadar üzerinde gelirse, bu kadar yukarı artıracaktır. Yani burada birin üzerinde gelecek olan bir enflasyon verisi burayı da hemen hemen 16.50'lere kadar yukarı götürecektir. 16.50'nin üzerinde 16.50 gibi bir rakam da açıkçası dolar için verdiğimiz reel enflasyona göre bana göre dolar için de bir destek olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yarın buradaki bu dirençleri kırma ihtimali olabilir gelecek enflasyon verisine göre. Burada neye bakacak olursak, açıkçası şuradaki seviye, 8 seviyesi artık önemli. 8'den üzerinde yine 8.22, 8.23 seviyeleri var. Buraların üzerinde, altına gelirse de, 8'in altına gelirse de bence satışlar daha da hızlanır ve 7.70 arkasından da 7.45'lere kadar bir satış dalgası gelecektir diye düşünüyorum. Evet, e, ons altında da e, geçen hafta yine e, sakin bir gün ve e, günler geçti, e, aşağı yönlü oldu. 1.800 geçen hafta 1.800'lere yakın kapatmıştık. E, bu haftaki kapanışımız 1.767 oldu. Buradaki önemli seviyemiz biliyorsunuz e, 1.750'ler, 1.750'nin altına gelirse e, satış baskısı biraz daha artabilir. E, ama e, burada zaten ben bir pullback bekliyordum açıkçası 1.750'ye. Ee, 1750 e, desteği tutup da buradan tekrar yukarı dönecek olursa zaten bu sefer 1815 ve e, 1875'lere gidecektir diye düşünüyorum. Ee, ons altındaki durumda bu daha kısa vadeli 60 dakikalık şöyle bakacak olursak da gördüğünüz gibi e, 1750 seviyeleri artık önemli bir nokta. Şöyle bir düşen trendimiz var gördüğünüz gibi buradaki düşen trendimiz de 1787'lere gelmiş durumda. 1787'in üzerinde 1815'e 1870'lere doğru bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Bu da gram altında aynı şekilde beraberinde yukarı doğru götürecektir. Önümüzdeki hafta hem dolarda bir yukarı hareket hem de ons'taki bir yukarı hareketle birlikte de gram altında da hemen şöyle bir hesap yapacak olursak her zamanki gibi 1820 5 çarpı e, doları da 8.7 e, bölü 31.1 dediğimiz zaman 510'lu seviyeleri 510 TL'lik gram altın seviyesine kadar bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor gram altında da. Evet arkadaşlar son olarak da e, biyop tarafıyla da e, görünümüze bakalım. Şimdi Viyop'ta yarından itibaren Haziran Vade artık açılacak. Nisan Vade'yi kapattık. O yüzden direkt Haziran Vade'nin grafiğine bakıyoruz. Şimdi Haziran Vade'de gördüğünüz gibi grafikte şöyle bir düşen trend var. Ve aynı şekilde şu şekilde de bir artık düşen trend olmuş oldu. Şimdi daha çok daha önemli olan da şurası açıkçası. Yani 1500'ü seviyeler. Kapanışımız 1478 olmuştu. E, bu vadedeki en düşük gördüğümüz seviyeler de 1400 e, seviyeler hemen hemen. Şimdi e, burada e, yarına itibaren önemli olacak olan seviyeler ilk planda 1465'ler şu bölgesi şu bölge 1465'lere geliyor. 1465 desteği tutarsa bence 1500'leri deneriz diye düşünüyorum. E, şu şekilde de bir e, şöyle bir yükselen bir e, hemen bir paralelini çizelim şöyle bakın şu şekilde bir hareket yapısı olabilir 1500'e kadar ama önemli olan seviye hem BIST 100 için hem BIST 30 için hem de Viop için Viop endeks için 1508 1507 1500 seviyeleri bu bölge önemli. Daha önce de söyledim artık nokta rakam önemli kalmadı açıkçası. Daha çok bölgesel hareketler yapıyor piyasalar. Yani destek olarak 1500 1510 bir direnç olarak işte 1440 1450 civarı gibi rakamlar çalışıyor. Bölgesel destek dirençler bence çalışıyor. Çünkü robotlar o nokta rakamlar artık tenet nokta rakamlarını pek sallamıyor. şimdi şöyle hemen APSD sayısına bakalım. Ondan sonra orada hemen günlük bakacağız tabii. Şimdi bakın 400 yeni vade 467 gibi bir 67 bin gibi bir rakamla başlayacak. Geçtiğimiz ay e, açılış rakamı e, 450 e, 427 bin olarak görmüş. Bakın 427 binden başlamışız. Ondan önceki ay 416 binden. E, ondan önceki ay 421 binden. Ondan önceki e, vade diyelim artık ay demeyelim. 358 binden başlamız, yani son dönemlerdeki en yüksek açık pozisyon sayısıyla yeni vadeye başlıyoruz. Bunun önemi ne diyecek olursanız, genelde belli bir sayıda pozisyon uzlaşmaya kalıyor, biliyorsunuz. Bu vadede de çok sayıda bence çok az sayıda bir kontrat uzlaşmaya kaldı, ağırlıklı taşındı. Şimdi e, ne kadar düşük başlarsa açık pozisyon sayısı, bakın hep yukarı doğru gidiyor. Bakın hep yukarı doğru gidiyor, görüyorsunuz. Yani ilk vadenin, yani e, taşımayanlar e, yeni vadenin e, başlamasıyla birlikte e, daha sonra yeniden pozisyon açmaya başlıyor. Şurada bakın hep yukarı doğru İlk 4 gün, 5 gün hatta daha fazla 10 gün boyunca yukarı doğru bir açık pozisyon sayısı e, yeni pozisyon açılıyor. Bu kadar tabii düşük olduğu için açılıyor. Ama yüksek olduğu zaman da bakın 400 e, nereden açılmış? Geçen ay 423'ten açılmış. E, şuralarda artık 500 binlerde bir durma noktasına gelmiş. Şimdi bakın buralarda e, artık şuradan bir hemen aşağılara gelmiş tekrar 450 Yani burada e, 70-80 bin pozisyon açılma kapasitesi varken e, normalde e, bu daha da azaldı. O yüzden hani ilk günlerdeki çok yüksek sayıyla girdiğimiz için ilk günlerde ki o yukarı hareketin ben çok fazla e, olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, o da e, vade sonunu yukarıda yaptığı için böyle oluyor açıkçası. Hemen şöyle bakacak olursak yani zaten hani bizim direncimiz 1505-1506 dediğimiz için hani bu bölgeler 1510 bölgesi dediğim için zaten o bölgeye yakın olduğu için yani şuradan şöyle bir yukarı hareketle birlikte şöyle yukarı bir hareketle birlikte yeni vadede pozisyonlarını açarlar. Ondan sonra da duruma göre günlük aç kapa pozisyonlarını yapmaya devam ederler diye düşünüyorum. Açık pozisyon sayısının yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi bu bence. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta hafta içi bu bahsetmiş olduğum videoyu, eğitim videosunu paylaşırım. Onun dışında bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Bol kazançlar, görüşmek üzere.